Alacak mısın bunu? Arkadaşımız aldı. Arkadaşımız aldı. Hiç kesinlikle. Hocam. Yarın şeyde bir de. Yavaş yavaş indir hastayı. İp ver. Ver. Siz gözü yemezsin. Tamamdır. Sen geç. Yok, ne kadar? Emir. Orası ayran kadar. Abi. Sabun gibi. Daha leyi yapma sen. Çantayı açmış. Sana da gelsin. Ben çıkartırım ha şimdi. İleride bir sayı. Arka tarafta olan. Çekil, kaldır. Kaygan yere çok dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Orası şuradan alalım arkadaş, şuraya gelelim. Bunu yatalım mı? Tatbikatımız perşembe günü başladı. Pazar günü bitiyor. İlk gün yerleştik, çadır kamp kurduk. İlk derslerimize başladık. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren kayalardan yara indirmeye çalışıyoruz. Gece boyu çalışmalarımız devam edecek. Az önce bir yaralı, temsili yaralı bulunduğu yerden kurtarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. Tabii 112 ekiplerimiz normal yolda ve daha kolay vakalara ulaşıyorlar. Ama böyle kayalıklara düşen, uçurumlara düşen yaralılar bizim alanımıza giriyor. Biz onlara ulaşıp ilk müdahalelerini yapıp ambulans ekiplerine ulaştırıyoruz. Yani afetin veya olağanüstü durumun hangi mevsimde olacağı hiç belli olmuyor. Onun için bizim için sorun olmuyor bu şartlar. UMKE'nin amacı ulaşılması güç yerdeki yaralılara ulaşmak, medikal kurtarma yapmak. Olağanüstü durumlarda, afet durumlarında yaralılara sağlık bakım hizmetlerini vermek. Gönüllü sağlık personellerinden oluşuyoruz. Şartlarımız ağır olduğu için herkes bu şartlarda çalışmak istemiyor. Onun için öncelikle gönüllü sağlık personellerini alıyoruz. Daha sonra bu görmüş olduğunuz zor eğitimlere tabi tutuyoruz. Ve bu eğitimler sonunda her bir beceri onları biraz daha ileriye götürüyor. Bu şekilde profesyonel medikal kurtarma timleri yetiştiriyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Maraş, Kilis, Urfa ekiplerinden toplam 54 UMKE personeli var. 11 tim yapıyor. Timler şeklinde çalıştırıyoruz biz onları. 5'er kişilik timler şeklinde. Onun dışında Kadak, Kahramanmaraş Dağcılık Kulübümüz var. Eğitimcilerimiz. Onun dışında Adıyaman Dağcılık Federasyonu il temsilcimiz var. AFAD ekiplerimizin hepsi burada. Hep birlikte bizim grup biraz kalabalık olduğu için hepsini çalıştırıyoruz. Burada 50'ye yakın sağlık personeliyle UMKE yılın ilk tatbikatını yapıyor. Tabii görüyorsunuz kar yağıyor, hava soğuk, Şubat ayındayız. Ama tabii UMKE gönüllülük esaslı çalışan bir birim. Ben ambulans servisi başhekimi olarak biz zorlu şartlarda, karlı yollarda, kayalıklarda yetersiz kalıyoruz. Tabii ki burada UMKE'lerle biz dirsek temasında birlikte çalışacağız. Biz ambulans servisi başhekimi olarak bu tatbikata ancak destek olabiliyoruz. Tabii ki şube müdürlüğünün, acil afetlerde şube müdürlüğünün muhtesinde gerçekleşen bir tatbikat. Ambulans servisi başhekimi olarak biz lojistik ve personel olarak destek veriyoruz. Gerekirse ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Gerekirse destek sağlamak gerekirse her açıdan şube müdürlüğümüze tabii ki destek olmak bizim görevimiz. Umudunu kesme! Ne gece ne gündüz ansızın gelir onlara haberler. İşlerinde fedakarlık ve azim hazırlanmış görev beklerler. Savaş mağdurlarına sıcaklık ve kardeşlik
hem psikolog olur hem sosyolog. Bazen dertleri paylaşan dost. Farklı yüzler ve eller, hedefler bir. Umudunu kesme, yanında durun ki. Umudunu kesme, yanında durun ki. İper! İper! Durun, iyi. Hava durma iyi mi? İyidir, sıkıntı yok. Yaralı çöküt altında kalmış burada. Ne lazım, ne istiyorsun? Sedye lazım. Çökmene gerek yok, buraya götür, komple götür. Şöyle 3-5 kişi. Santim. Evet, gel İmer abi. Hadi gel lan. Hadi gel, gel. Bu yıl tatbikatımız burada oldu. Şubat ayı böyle yoğun kar altında ve soğukta bu çadırların içinde yaşayarak bu şekilde hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii bu bir tatbikat, aynı zamanda bugün veya yarın daha sonraki günlerde yine bu yoğun kar altında hastalarımız olacak, yaralılarımız olacak. Bu şekilde gönüllü olarak gidip onları kurtarmak 112 olarak da, UNKE olarak da bizi çok mutlu edecektir. İnsanlara yardımcı olmak bizi daha mutlu edecektir. UNKE'de arkadaşa 4x4 aracımızla içerisinde medikal kurtarma yapmaya yönelik bütün teçhizatımızla ambulansın ulaşamadığı yerlere gidebileceği şekilde bütün 5 kişilikten tim olarak 5 kişi ekipmanımız bulunmakta. Zorlu şartlarda, karda, dağda her türlü kurtarma yapmaya imkan veren araçlarımız bulunmaktadır. Aynı zamanda jeneratörümüz bulunmakta. Olası tehlike durumlarında bizim de mağdur olabileceğimiz durumlar için jeneratörümüz ve her türlü teçhizatımız da yine bulunmakta. Çadırımız bulunmakta aynı zamanda. Evet, şöyle sedyemiz, avadanlıktan uyku tulumları, çadırımız vesaire bütün malzemelerimiz bulunmakta.